just want to say that we are just happy today. We're just enjoying these trophies after this difficult season. I think we deserve it, some joy moment like this. So this is a good finish, good way to finish the season. We've won European qualification, won trophies. So this is for all the fans who support us until the end of this season. Sadece söylemek istediğim şey şu ki çok mutluyuz. Bunun keyfini çıkartacağız. Zor bir sezon geçirdik. Hak ettiğimiz bir kupaydı. Böyle keyifli anları yaşamak lazım. Güzel bitiriyoruz sezonu. Avrupa katılımıyla bitiriyoruz. Bir kupayla bitiriyoruz. Tüm taraftarlarımıza hediye olsun, armağan olsun bu kupa. Yeah, of course. We talked before the game. We would like really to show the best face of Beşiktaş, to the best face of the team. And I think tonight we did it. We deserve to win. It was an unbelievable match. I think we give a good show to everyone. I would like to congratulate you. Also Trabzon, who play really good, but at the end we won, and I think we deserve it. Maçtan önce konuşmuştuk Beşiktaş'ın en iyi yüzünü göstermemiz gerektiği hakkında. Bugün de bunu yaptık, hak ettik. Unutulmaz bir galibiyet, unutulmaz bir kupa zaferi bizim için. Ben Trabzonspor'u da tebrik etmek istiyorum. İyi oynadılar ama sonuçta kazanan biz olduk, hak ettik. I'm so proud to win title with Beşiktaş when I signed for this amazing club. We know that there is a lot of expectation from the fans, from everyone. And if I make reports now after 4 years, I think I won 4 trophies. So it's a good thing for me, for the club. And I wish a lot of success for this amazing club. Tabii ki de çok gurur duyulacak bir şey. İlk imza attığım zamandan beri hep söylüyorum, çok büyük bir gurur benim adıma. Beklentiler hep bu yöndeydi. 4 yıl burada kaldım, 4 kupa kazandım. Benim için çok iyi, kulüp için çok iyi. Tabii ki bu kulübe her zaman da çok büyük başarılar diliyorum. Çok büyük başarılar kazanmasını diliyorum bu büyük kulübün. Çok teşekkürler. Yani çok mutluyuz. Taraftarımıza bunu borçluyduk. Bu kupayı borçluyduk. Kötü bir sezon geçiriyorduk. Onların da bizim gibi kahrolduğunu biliyorduk. Onlara borçluyduk bu kupayı. Ona göre hazırlandık. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Herkes gerçekten her şeyini verdi. Buraya gelen taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. 90 dakika bizi yalnız bırakmadılar. Çok mutluyuz. Yani soyunma odasında da devam etti bu sevinç. Gerçekten çok mutluyuz. Çünkü hak ettik bu kupayı biz. Bugün bence maçın tamamına bakacak olursak hak eden taraf bizdik. Gerçekten 2-2 bitseydi yazık olurdu. Ama son dakika gelen gol bize kupayı getirdi. En önemlisi ailelerimiz için oynadık. Taraftarlarımız için oynadık. Ve yarın okula gerçekten Beşiktaş formasıyla gidebilecek küçük çocuklarımız için oynadık. Teşekkürler. Yeah, the feeling is amazing. Because we need to win this cup. We promised our fans and our president we have to bring them this cup because they deserve, and they support us for each game. So I am so happy to give him this cup to finish the season in the best way. Harika hissediyorum kendimi. Taraftarlarımıza, başkanımıza söz vermiştik bu kupayı getireceğimize dair. Taraftarlarımız bu kupanın coşkusunu hak ediyorlardı ve çok mutluyum. Gerçekten inanılmaz mutluyum. Sezonu böyle bir maçla, böyle bir kupayla tamamladığımız için gerçekten mutluyum. Beşiktaş, they have to be always in the top. So we need to prepare ourselves now to be in the top for next season. And we fight for every game like always. Beşiktaş her zaman en tepede olmayı hak eden bir kulüptür. Biz de önümüzdeki yıl bu amaç dahilinde çalışacağız. Her maç için bunun için mücadele edeceğiz. Kupalar için, şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Mutsuzdu. Taraftar mutsuzdu, yönetim mutsuzdu, oyuncular, çalışanlar, herkes mutsuzdu. Ama tek bir gün vardı. Tek bir maç kalmıştı. Tek bir 90 dakika. Bütün bu yaşanan her şeyi unutturacak tek bir maçtı. Oyuncu grubu, yönetim çok ciddi bir karakter koydu. Beşiktaş taraftarı bugün
binlerce taraftar, binlerce Beşiktaş'ta inanılmaz iyi bir destek verdi bugün. Herkes bunu hak ettiğini düşünüyorum. Böyle bir sezonu, yani böyle bir sezonu gerçekten kupayla bitirmek müthiş oldu herkes adına. Dediğim gibi sezon boyunca çok zorlu süreçlerden geçtik. Burada çok üzüldük. Avrupa Ligi'nden elendik. Ligde puan farkı çok açıldı. Bu oyuncu performansına da inanılmaz ne diyeyim, demoralize oluyorsun. Oyuncular da. Çünkü taraftarı mutlu etmek istiyorsun. Kendin iyi oynamak istiyorsun. Diğer bütün arkadaşlarımızın geçerli. Ama sonuçlar gelmeyince herkes üzülüyor. Zorlu süreçten geçtim kendi adıma. Kolay bir yıl olmadı benim için de. Yani yönetimimiz değişti. Taraftarlardan da nasıl söyleyeyim, zor. Yani sezonun kötü geçmesiyle performansta da düşüklük oluyor. Kendi adıma da zorlu bir süreçten geçtim. Sakatlandığım zamanlar oldu. Çok iyi döndüğümü düşünüyorum. Döndüğümden itibaren Beşiktaş mağlup olmadı. Takıma iyi, yani sakatlıktan sonra çok iyi katkı verdiğimi düşünüyorum. Bugün de şanslı günündeydim. İyi oldu benim için. Tekrar tebrik ediyorum. Sağ olun. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar. Tek maç, tek maçlar biliyorsunuz zor oluyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bugün futbolcuların hepsiyle gurur duydum. Çünkü maç öncesinde ne istediysek maçın içinde hepsini yaptılar. Şöyle söyleyeyim. 7. 8. dakikada top bizdeyken yaptığımız bir hatadan dolayı gol yedik. Ama ondan sonra mağlup durumunda düşmemize rağmen maçın genelinde istediğimiz her şeyi yaptılar. Yön değiştirmeleri çok ihtiyacımız vardı bugün. Çünkü Trabzonspor topun olduğu bölgeye yoğunlaşıp kaptı toplarla pozisyon aramaya çalışan bir takım. Biz bütün istediklerimizi oyuncularımızdan aldık. Tabii ki topun kontrolü tamamen 75. dakikaya kadar falan yediğimiz golden sonra tamamen bizdeydi. Hep bizde oyunda, futbolda, pozisyonlarda biz vardık. Ama 75'ten sonra biraz sıkıntılarımız başladı. Bu seneki hep olan sıkıntılarımız. Gezal'ın yine nüksetmesi, Muleka'nın nüksetmesi, sakatlık değişiklikleri yapmak zorunda bıraktı bizi. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Son 7-8 dakikada Necip'in yine sıkıntıları başladı. Birkaç oyuncumuz sıkıntısı başlayınca orada Türk oyuncu. Oyuncu değişikliklerinde biraz aslında geciktik. Bunu ben açık gönüllülükle söyleyebilirim ama neticesinde maçı kazanmayı bildik. Bütün futbolcularımı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Yani maç bizim adımıza hem pozisyonlar adına hem de topun oyunda kaldığı sürece hep bizdeydi. O yüzden bütün futbolcularını buradan tekrar hepsini kutluyorum. Yani önemli olan buradaki futbolcular hepsi üst düzey futbolcular. Ama 32 tane yakın futbolcumuz var. Hepsi bu sene bayağı sakatlıklar yaşadılar. Bu tabii ki futbolun içinde var. Biraz da futbolda olan şeyler, sakatlıklar futbolcu geriye atıyor. Yoksa oyuncu kalitesi her zaman bizim üst seviyede. Biz oyuncularımızla her zaman çok yakın bir ilişkide olduk. Onlarla zaten arkadaş gibiyiz. Onlara biz gönlümüzü açtık. Açık gönüllülükle oldu. Hani karşılıklı iyi ilişkiler sonunda sahaya da istediklerimizi onlardan aldık. Şöyle söyleyeyim, ben Beşiktaş'ın her bölümünde çalıştım. A takım scout'ından tutun her bölümünde, altyapısında. Biz Beşiktaş'ın her zaman içindeyiz. Ben Beşiktaş kulübünde hani maçtan önce de söyledim. Yani futbolcuyken kupalar aldık, şampiyon olduk ama bunu bana yaşatan Yüce Rabbime buradan şükürler olsun diyorum. Peki siz Beşiktaş kariyerinizle ilgili neler düşünüyorsunuz hocam? Ya biz Beşiktaş'ın içindeyiz. Beşiktaş'ın ben kendini personeli gibi hissediyorum. Yani Beşiktaş bize ne görev verirse her zaman orada olduk. Ben her zaman Beşiktaş'ın içinde olmaya devam etmek için elimden geleni yapacağım. Ya taraftarımız muhteşem. Onlar da bu sene ben maçtan önce söylediğim gibi yani birazcık yani Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynayan bir takım. Beşiktaş erken lige avlu atması oyuncularımız da aslında yıprattı motivasyon anlamında. Ama şöyle söyleyeyim, taraftarımız her zaman muhteşem. Yani geçen Hatay maçında bile yani bütün tribünler doluydu. Son dakikaya kadar bizi hep desteklediler. Ama şu belli bir şey var ki bizde son 5-6 haftadır yani futbolcularımızın isteği, önde oynamamız, maçlarda hep topun kontrolünün bizde olması, topun bizde kalma süresinin yüksek olması, istatistiklerde bu oyuncuların da moralini yükseltti açıkçası. Taraftarımız da bunu gördüğünce, mücadele eden bir takımı görünce, bırakmayan bir takımı görünce, zaten Beşiktaş taraftarının her zaman istediği şey, oyuncuların bunu verdiği zaman bütün oyuncularımız, taraftarlarımız kucaklıyor zaten. Bugün de öyle oldu. Hepsine canı gönülden teşekkür ediyoruz. Yani ben içeri girdim, sadece ilk başta şunu söyleyeyim. Her şeyin çok yolunda olduğu, bütün istediklerimizin yaptıklarını
Pozisyonlarda bazen ceza sahası içinde fazlalaşmadığımız, oradaki ceza sahasının pozisyonlarında biraz daha çoğalmamızın gerektiğini söyledim. İkinci yarı bu da oldu. Dediğiniz gibi ikinci yarı da 75. 77. dakikaydı galiba o zamana kadar. Yine top bizdeydi, yine biz kontrolde, yine biz kaçıran taraftık. Yani bugün Beşiktaş gerçekten hem taraftarın hem de futbol görseli olarak her şeyi verdi. Hepsine teşekkür ediyorum.